Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 84. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte friend fonksiyonları ve friend klasları göreceğiz. Bunun için Employee işçi adında bir klas oluşturacağım ve bu klası oluşturup bittikten sonra anlatmaya başlayalım. İşçi adında bir klas oluşturun ve private yani sadece bu klasın ulaşabileceği işçinin ismini alacağım name adında bir attribute ve maaşını alacağım salary dediğim integer veri türüne ait bir attribute de bunların her ikisi de private olacak şekilde ayarladım. Çünkü sadece bu klasdan erişilsin istiyorum. Public olarak yani bu klasın dışarısından erişilme açtığım bir constructor'ım var. Constructor'ımdan name'i ve salary alacağım. Şimdi name ve salary gördüğünüz gibi attribute isimleriyle aynı. Geçen derslerde ne demiştim? Demiştim ki eğer parametre isimleriniz attribute isimleriyle aynıysa klasın kafasını karıştırmamak için this komutunu kullanmanız gerekiyor. Yani bu sınıfa ait attribute'ü kullan. Name attribute'ünü kullan. Ona neyi ata? Name parametresini ata. Bakın bunun bir parametre olduğunu şöyle göstereyim. Şunun bir parametre olduğunu ve şunun ise bir attribute olduğunu şuradaki this anahtar sözcüğü ile belirtiyor. This name ve this salary şuradaki salary'e eşleyebilirim. Ha kafası karışmasın istiyorsanız şuraya N harfi şuraya S harfini yazardınız parametre olarak. O zaman dise gerek kalmaz. Çünkü kafa karışıklığına sebep olacak bir şey olmaz. Tamam bu constructor'ım. Şimdi constructor'ımı oluşturduğuma göre burada bir employee klasından bir nesne oluşturalım. Nesnemin ismine EM diyeyim. Ve buradan isim ve maaş bilgisini göndereyim. Constructor'ımda gördüğünüz gibi bunları aldım. Peki ben şunu yapabilir miyim ya kardeşim ben bir function'a bir function üzerinden print işlemini yapmak istiyorum. Yani see out'ları şurada main'in içerisinde yapmak istemiyorum da bir yazdığım bir function da yapmak istiyorum. İşte show me olabilir ya da print olabilir fark etmez. Ben print diye bir function oluşturacağım. Ve diyeceğim ki ya kardeşim şuradaki nesnemi şuradaki function'a gönder. E o zaman ben function'ımı oluşturayım. Şimdi nesnemi print function'a gönderdim ve burada da bakın dedim ki employee klasına ait em nesnesini buradan aldım. Buradan nesneyi alacağım ve nesnemde name'e ve salary'e ulaşıp ekrana yazdırmak istiyorum. Fakat dikkat ederseniz bakın public olmayan private yani sadece bu klasın içerisinden erişilebilir olan iki tane attribute'ü alıp yazmaya kalkıştık. Bu kesinlikle büyük bir günah bu program için. Çünkü bu yapılamaz. O halde ben şunu söyleyebilir miyim? Ya kardeşim bu function'a özel bir izin vereyim. Private olan şu iki attribute'ime ulaşsın diyebilir miyim? Diyebilirim. C++ buna izin veriyor. Diyor ki şu public'in altında bir yerde gel bunun bir dost olduğunu belirt. Friend void print dediğim zaman ve içerisine yine parametreyi gönderdiğim zaman, nesnemi gönderdiğim zaman bana diyecek ki artık sen bir dostsun ve bir dost olduğun için dost function olduğu için sen benim klasımdaki şu private olan iki tane attribute'e ulaşabilirsin. Ama normalde ulaşamazdım doğru değil mi? Çünkü public değil public olmadığı için buna dışarıdan bu şekilde ulaşamaz. Ancak şu an ulaşabilirim çünkü ben dedim ki ya kardeşim tamam private sadece bu klas içerisinde kullanılır doğru ama benim bir dost function'ım var orada ihtiyaç duyuluyor o zaman ben bir istisna kurayım ve buradaki function'da bu private'lara erişebilme izni vermiş olayım. Aslında friend function dediğimiz olay bu. Klas'taki private değerlere erişim izni veriyoruz aslında. Bakalım gerçekten izin vermiş miyiz? Çalıştırdığımda name ve salary başarılı bir şekilde geldi. Herhangi bir sorun yaşamadım. Friend function'ın olayı bu. Peki friend class ne? Yine aynı mantık. Hemen onun için de bir class oluşturayım. Worker işçi adında bir class oluşturdum ve public. Yani bu class'ın şuradaki metoduna dışarıdan ulaşılabilir olduğunu belirttim ve dedim ki işte buradaki print'i bakın artık bir function değil artık bir metot çünkü worker class'ının içerisine aldım public'in içerisine aldım ve burada çağıracağım ancak burada çağıracağım çağırmasına da worker bana şunu diyecek ya kardeşim name ve salary bir private'tır yani sadece ve sadece employee class'ından kullanılabilir ben burada kullanamam diyorum e, kullanmaya kalkışırsam ne olacak mesela şurada worker class'ından bir nesne üretelim object'in kısaltmasını vereyim ve geleceğim şurada object nokta di print'e ulaşacağım artık doğru mu? Çünkü print artık bir metot, bir klasın metodu. E, bir klasın metoduna bu şekilde ulaşıyorduk. Ve ben geleceğim. EM adlı nesnemi ona göndereceğim. EM adlı nesnemi de buradan alıp kullanabilir miyim? Göreceğiz. Şimdi ben tıklayayım. Bakın kırmızı yaktı. Ya diyor ki sen private olan bir name'e ve private olan bir salary'e ulaşamazsın. Çünkü sen inheritance de yapmamışsın. Güzel kardeşim Kaldı ki inheritance yapsaydım bile protected olması gerekirdi değil mi? Private yani sadece bu klasa özgü bir şey kullanmaya çalışıyorsun ki bu çok ayıp diyor. Ben de diyorum ayıp değil ya ben ne yaptığımı biliyorum. Yani burada sadece worker'ın worker kullanmasını istediğim name ve salary vardı. Bu yüzden seni ben dost bir klas olarak işaretleyeceğim diyorum diyorum ki bir dost cluster worker bunun için endişelenme buradaki private değerleri şuradaki worker da kullanabilir sıkıntı yok diyorum. Çalıştıralım. Dikkat ettiyseniz name ve salary herhangi bir problem olmadan çalıştı. Çünkü ben burada employee'ye dedim ki ya kardeşim worker bizim dostumuz. Orada private olan şu iki attribute'ü sen rahatlıkla kullanabilirsin. Gördüğünüz üzere inheritance'ta bile siz protected olanları kullanabilirken siz friend friend dost class ilan ettiğiniz zaman private değerleri bile başka bir class'ın kullanmasına izin vermiş olursunuz. Evet bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.